Peki. Burada uyarma yok. Fi nereden elde ediliyor? Menazakı. Peki. Çok iyi. Remanans akı nedir? Atık mıknatıs, o zaman atık mıknatısiyet nedir? Peki, bunu hemen şimdi size anlatacağım. Müsaade edin. Müsaade edin. Bir durun bakalım. Bu remanans akıyı kafanızda bir yerde kalsın bu. Söylemiş olacağım şey. Normalde bir demir, bu nüve, müresi olan bir demir, yüksek olan. Akım geçirdi. Bu sistemin adı ne şimdi? Bir demire arkadaşlar bakın, bir demire alıp bir bobin sararsanız, bobine gerilim uygularsanız o demire mıknatıslık özelliği kazandırmış olursunuz. Bir dakika bir dinleyin burayı, bir dinleyin bir. Tekrar ediyorum. Bir tane demiri alıp demirin üzerine tel sarıp tele bir gerilim uygularsanız o demire mıknatıslık özelliği kazandırırsınız. Bu mıknatıslık özelliğini neyle kazandırdınız? Elektrikle kazandırdınız. İşte onun için buna biz ne diyoruz? Elektro mıknatıs diyoruz. Demek ki burada ne elde ettim? Elektro mıknatıs. Bu ne yapıyor peki? Burada bu akım geçtiği zaman ne yapıyor? Bakın şu demir var ya. Demirin içerisinde arkadaşlar küçük dipoller var. Küçük neler var? Dipoller, mıknatıs parçacıkları var aslında. Akım geçtiği zaman bu mıknatıs parçacıklarındaki şeyin akının yönünü hepsini aynı yöne getiriyor. Akımın yönüne getiriyor. Ha. Demek ki bunların mıknatıslık özellikleri, bunlar birbirine ters olduğu zaman ortadan kalkıyor. Peki çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın. İşte bana mıknatıslık özelliği kazandıran şey bu akının hepsinin aynı yönde dizilmiş olması dipollerin. Tutup ben şuraya bir anahtar koydum. Ve işte pardon şunu söyleyeyim. Bu özellikten dolayı, bu kazanılmış olan özellikten dolayı buraya bir tane demir koydum. Demiri küt diye çekti bu. Bakın demiri küt diye çekti. Şimdi meydana gelen hadiseni şuraya anahtarı açtım. Bir tane anahtar koymuştum, anahtarı açtım. Artık akım var mı bobinde? Yok. Bakın ne yapıyorum biliyor musunuz? Şuradan çekmiyor bakın. Şu noktadan çekmiyor. Bunu alıyorum bu demiri. Başlangıçta bu noktadaki demiri getiriyorum şuraya demiri. Küt diye çekiyor. Ha.
Akım yok ama mıknatıslık özelliği ne yapıyor? Devam ediyor. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kalıcı akı, remanans akı diyoruz. Sizin derste öğrenmiş olduğunuz, bakın bu pH karakteristiği var ya şu. Şuradaki değer. Bakın şuradaki değer. Önce ne yaptınız? Buradaki şurası B, şurası H. Bu H neyle orantılı? I ile. Bu I neresi? Şu bobinden geçen akım. I. Bu I, şuradaki I değeri, bobinden geçen akım. Şuradaki I. Tamam mı? Bu B dediğim şey ne? Şurada oluşan fi. B orantılı fi. I'yı arttırdım. B değerim arttı. Bu noktadan sonra artmadı. Tekrar geriye döndüm. I'yı azalttım. I'yı sıfır yaptım. I yok artık. Ama bakıyorum ki B değeri ne? Sıfır değil. İşte buna ne diyoruz? Ya arkadaşlar kafayı yiyeceğim ha. Ne doyumu mu ya? Remanans akı, kalıcı akı. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Eğer bu şekilde, bakın bu şekilde hasbelkader buradan mezun olursanız buraya şu noktaya doyum diye bir şey söylerseniz vallahi nereye giderseniz gidin. Hasbelkader böyle bir şeyle karşılaşırsanız ikinci gün sizi mühendis olarak kapıya koyarlar. Doyumu anlatmıştım. Bu kalıcı akı, remanans akı değeri. İşte akım olmamasına rağmen hala demir parçacığı çekmeyi sağlayan akı değeri kalıcı akı. Peki, stator sargısına ben siliyorum burayı. Sargısında hiçbir şey yok RF'de. Akım yok. Demek ki burada ne var? Bir fi remanans değerim var. Bu fi remanans değeri, stator kutuplarındaki fi remanans değeri içerisinde hocam peki bir de şeyle çizeyim size bakın. Şurada hemen şu N şurası da S. Burası benim doğru akım makinamın neresi? Şu kısım. Bu kısım neresi arkadaşlar? Stator. Statorda ne var arkadaşlar? Sargı. Bakın. Statorun şu ucu C olsun. Şönt olduğu için. Şu ucu da ne? D. Yani şurası C, şurası D, şurası A, şurası da B. Hemen bunun içerisine rotoru yerleştireceğim. Şu, şu, bu da fırçası. Rotor sargı uçlarım. C nereye bağlı arkadaşlar? C nereye bağlı? A'ya. Alıp C'yi şurası A, şurası B. C'yi getirdim A'ya bağladım. B nereye bağlı? D'ye. Şu uca ne gelecek arkadaşlar? Bunların bağlı olduğu uca. Şuraya. Şu uca neyi bağlayacağım ben? Şunu göreyim
Helal size. Aynen de buraya da bağlanacak olan şey yük. Bakın. Kaynak var mı yok. Önceden biz bu en ve es'e gerilim uygulamışız. Akım geçmiş. Burada ne kalmış? Bir kalıcı akı. Şu. Bu ne arkadaşlar? Fi remanans. Bu fi remanansın etkisindeki rotoru alıp ne yapmışım? Hareket ettirmişim. Omega hızıyla çevirmişim. O zaman bu rotorda ne indiklenecek? Rotor uçlarında anlayan kaç kişi var? Peki. Burayı siliyorum şu kısmı. Hemen bir soru daha. Ha? Peki. Ha, demek ki bunun çalışması burada, bu DC shunt makinede dışarıdan bir kaynak var mı? Yok. Peki. Hemen bir soru daha. O videoları izlediyseniz orada vardı. Fi remanans nerede? Şurada CD'de. Tutup rotoru çevirdik, hareket ettirdik. Rotorda indüklenen gerilim ilk anda rotorda indüklenen gerilim EA eşitliğini bana söyleyin. EA neye eşit? Arkadaşlar bu şeyi izlediniz mi siz? Kaç kişi izledi? Allah'ınızı severseniz. Bu sıfır yazanlara ben şimdi birazcık hayret ediyorum. Ya insan vallahi ya. Ya bakın ben size şunu söylüyorum. Şu anda 47 kişi var derste. Hedefim birazcık burada ilginizi arttırıp bu işten geçmenizi sağlamak. Ama bu şekilde ya oraya baktınız. İlk başta EA K çarpı fi remanans çarpı omega. Sonrasında da orada şunu söylüyor. Diyor ki fi remanans çok küçük. EA da küçük. Bu EA eksi IRA gerilimi RF'den bir akım. Bu EA eksi IRA gerilimi. Yani statorun uçlarındaki gerilim. İsterseniz buna VT deyin, isterseniz VF deyin. Hiç önemli değil. Bu EA eksi RA gerilimi ne yapacak? RF'den bir akım akıtır. Bu gerilim Ayşenur yazmış. Ne? Stator uçlarındaki gerilimdir. Şimdi stator uçlarındaki bu gerilim ne? Bu stator uçlarındaki gerilim RF'den bir akım akıtır. Artık fi remanans artı fi bu RF'den bir akım akıtır. IF fi f'yi oluşturur. Bu da fi. Ha, akın oldu. Bir öncekine göre akın oldu arkadaşlar. Akı arttı. Artık EA K çarpı fi remanans artı fi F çarpı IF. Yani EA da arttı. EA artarsa
ÜF de tekrar artacak. ÜF artarsa FIF de artar. Sonuçta fi artar. Sonuçta fi, fi remanans artı fi fe, fi artar. Fi artarsa ne olacak arkadaşlar? EA artacak. EA'nın artışı tekrar ÜF'ye artıracak. Bu iş nereye kadar devam eder? Bu iş nereye kadar devam eder? Evet, doyuma kadar devam eder. Statorumuz doyuncaya kadar bu iş devam eder. Doyuma kadar gider. Ve sonuçta ben uç kelimini, nominal uç kelimini elde etmiş olurum. EA'da da ife mi yazdım? Nerede? Tamam arkadaşlar, teşekkür ederim. Burası Omega. Tamam, sağ olasın. Anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar iyiyiz. Peki hemen bir adım daha. Döndüm yukarıya. Soru şu. Rotoru hareket ettirdiniz. Gerilim oluşmadı. Nedenleri. Nedenleri ne olur? Birincisi, fi remanans olmayabilir. Peki. O zaman fi remanans yoksa ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Statora gerilim uygulanarak fi remanans oluşturulur. Peki. İki. Fi remanans olmayabilir dedik. Bunu yaparız dedik. İkincisi, gerilim oluşmamışsa dönüş yönü ya da uyarma sargı uçları ters olabilir. İkincisi de bizim dönüş yönümüz veya uyarma sargı uçları ters olabilir. Bu durumda oluşan akı kalıcı akıya ters olur. Yine gerilim oluşmaz. Yapılması gereken şey şu. Ne yaparsınız? Harika ola. Makineyi ya ters yönde çevirirsiniz ya da uyarma sargı uçlarının yerini değiştirirsiniz. Anlaştık mı? Peki. Üçüncü durum. Alan direnci kritik dirençten daha yüksek bir değere ayarlanmış olabilir. Bu durumda da arkadaşlar yine makinanız kesinlikle ve kesinlikle gerilimini yükseltemez. Onunla ilgili grafiğimi de şuraya çizeyim hemen. Şurası EA, VT ve şurası da benim
IF akımı şu mıknatıslama karakteristiği, şu sıfır noktasından çizmiş olduğumuz teğet, buna R3 diyeceğiz. Şu ilk gerilimin üretilmiş olduğu zamanki teğetimiz bu R2. Şu R1 ve şu da R0. Dikkat ederseniz R3'te gerilim değerimiz VT 0. Şurası V2 veyahut da buna V3 eşittir 0 diyelim. Bu değer V2. Şurası V1 ve şurası da V0 değerimiz. Şunu ben şey yapmayacağım, isterseniz not alın. Burada alan direnci eğer R2 değerinde olursa, veyahut da onu yine tekrar şuraya getirin. Alan direnci R2 değerinde olursa direnç hattı mıknatıslama eğrisiyle hemen hemen paralel, şu kısım, şu hemen hemen paralel ve bu noktada RF'deki küçük bir değişim durumunda çok büyük IA'da değişimler olabiliyor. İşte biz bu direnç değerini, yani şu gerilimin üretilmiş olduğu direnç değerini ne diyoruz? Kritik direnç değeri diyoruz. Kritik direnç değeri geçildikten sonra makine artık kendi kendine neyi üretiyor otomatik olarak? Gerilimini üretebiliyor. Eğer kritik direnç değerini aşarsanız sürekli durumdaki çalışma gerilimi asla oluşamıyor. Çözüm ne? Muhakkak alan sargısına bağlamış olduğunuz kritik direnç değerini azaltmak. Şunu da not olarak yazın. Bu da çok önemli. Kritik direnç değeri hangi büyüklükte değişir? Hadi bunun cevabını da siz verin. Kritik direnç değeri hangi büyüklükte değişir? Aferin Fatih. Doğrudan doğruya hızla orantılıdır arkadaşlar. Kritik direnç değeri hızla orantılıdır. Düşük hız, düşük kritik direnç değeri demektir. Evet. Şimdi arkadaşlar seri ve kompont jeneratörlerle ilgili kısım yine sizin ödeviniz. Tamam mı? Muhakkak oradaki bağlantıları bakın ben normal eğitimde de arkadaşlar bu bilgileri verdikten sonra normal sınıflara da kompont ve diferansiyel jeneratör hiç anlatmıyorum. Bağlantılarını da çizmiyorum. Ve sınavlarda muhakkak oralardan soru soruyorum. Bunu bir kopya olarak alın. Muhakkak oralardan soru gelecek. Yine yüklenmiş olan anlatmış olduğum dersler var. Hem diferansiyel hem de eklemeli kompont jeneratörün tüm şeyleri, detayları orada var. Bir onlara bakmanızı istiyorum. Tamam mı? Seri jeneratörü de. Bu üç konuyu, bu iki konuyu daha doğrusu oradan bir inceleyin. Muhakkak soru gelecek, onu atlamayın. Bundan sonraki derste, yarın akşamki derste alternatif akım makinelerine, asenkron makinelere başlayacağım. Orayı da biraz yine hızlı geçeceğim, anlatacağım yani tamamını ve senkron makinelerde son 2-3 gün içerisinde sonrasında, bu haftadan sonraki, önümüzdeki hafta derse devam. Ondan sonraki kısımda da senkron makinelerini bitireceğiz. Sormak istediğiniz bir şey var mı?
Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.